Merhabalar sevgili izleyiciler. Dünyadan ve Türkiye'den tüm gelişmeleri aktaracağımız haber saatiyle karşınızdayız. Evet sevgili izleyiciler, koronavirüs salgınındaki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bakan Koca, vaka sayısının 3629'a kaybedilen hasta sayısının da 75'e yükseldiğini söyledi. Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saatlerinde salgınla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı konuldu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a yükseldi. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Dünya liderleri virüsle mücadeleyi görüştü. G20 dün olağanüstü toplandı. Temas ve tokalaşma yoktu. Aile fotoğrafı da yoktu. Çünkü liderler aslında aynı yerde bile değillerdi. Zira video konferans yöntemiyle buluştular. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o zirveye İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katıldı. Virüsle mücadele konusunda dünya liderlerine mesajlar verdi. Dünya liderleri video konferansla G20 olağanüstü zirvesinde buluştu. Zirvede koronavirüse karşı alınacak önlemler konuşuldu. Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katıldı. Erdoğan, virüs tehdidinin üstesinden gelmek için işbirliğinin önemini vurguladı. Zor toplumda olan topluluklara yardım eli uzatılması gerektiğini söyledi. Salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz. Çatışmalardan ve savaşlardan etkilenen ülkelerin sağlık sistemleri ise tamamen çökmüş durumdadır. Suriyeli mülteciler başta olmak üzere zorla yerinden edilmiş kişiler salgın karşısında en dezavantajlı kesimi oluşturuyor. Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz. G20 bünyesinde bu konuda bir çalışma grubu oluşturabiliriz. Cumhurbaşkanı ekonomi alanındaki önerilerini de açıkladı. Merkez bankaları arasındaki swap anlaşmalarının G20'nin tüm üyelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Şayet küresel ekonomide güveni artırmak istiyorsak bunu bir an önce hayata geçirmeliyiz. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı'nın hiçbir ülkenin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksünün olmadığının altını çizdiğini söyledi. Koronavirüs tanısının konulması ve tedavi edilmesinin sürecindeki deneyimlerimizi ve bilgilerimizi paylaşmalıyız dedi. G20 ülkelerinin bu kapsamda büyük sorumluluğunun bulunduğunu belirtti. Liderler koronavirüs tehdidine ortak bir cephe oluşturma kararı aldı. Ekonomiyi canlı tutmak, şirketlerin zarara uğramasının önüne geçmek için toplam 5 trilyon dolar harcandığı belirtildi. Ayrıca eksik tıbbi malzemelerin giderilmesi için yardımlaşma kararı alındı. Bu kapsamda da üye ülkelerin tüm Ar-Ge firmaları ilaç ve antikor üretilmesi için çalışmalarını ortak yürütecek. Bugün Cuma, koronavirüs salgını nedeniyle de Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde Cuma namazı kılındı. Namaz Diyanet tarafından belirlenen çok az sayı ve katılımla salgına karşı tedbirler alınarak kılındı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmıyordu. Ancak bugün Türkiye'de bir camide cuma namazı kılındı. Aziz müminler! Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Açıklamada cuma namazlarının yine kılınmayacağı hatırlatıldı. İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda İslam toplumunun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edilecektir denildi. Bu kapsamda Türkiye'de sadece Beştepe Millet Camii'nde cuma namazı eda edildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş Millet Camii'nde hutbe irade etti. İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde bir diğer görevimiz ise ferasetli ve metanetli olmaktır. Çünkü mümin sağduyulu, akıl ve mantık çerçevesinde hareket eden sabırlı insandır. Biliyoruz ki bu hayatta yaşadığımız her olay kulluğun gereğidir. Karşılaştığımız her durum dünya imtihanının bir parçasıdır. Ülke genelinde Beştepe Millet Camii dışında hiçbir camide cuma namazı kılınmadı. Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olan sağlığımızı muhafaza etmekle yükümlüyüz. Diyanet İşleri Başkanlığı hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksidi ödeyen hacı adaylarının 2 ve 3. taksit ödemelerini erteledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklama yaptı. Açıklamada 2020 yılında hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı veya acentelere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak ikinci ve üçüncü taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hacla ilgili iş ve işlemler, hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitim gibi konular ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir denildi. Koronavirüs artık herkesin bildiği gibi öksürük, ateş ve solunum güçlüğüyle geliyor. Ancak buna iki yeni belirti eklendi. Bu da koku ve tat kaybı. Dünyaya yayılan koronavirüs salgınında yeni semptomlar ortaya çıktı. Koku ve tat duyusu kaybının yeni tip koronavirüsün semptomları arasında yer alabildiği belirtildi. Uzmanlara göre ateş ve öksürük gibi daha yaygın semptomlar görülmeyen bazı koronavirüs hastaları koku ve tad alma duyularını yitiriyor. Bu da virüsün burunda tutunduğu anlamına geliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 65 yaş üstü 50 bin ihtiyaç sahibine 6 hafta boyunca gıda kolileri dağıtılacağını açıkladı. Koliler mobil uygulama üzerinden teslim edilecek. 65 yaş ve üstü olan büyüklerimizden maddi durumu iyi olmayan, kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan bu vatandaşlarımızın sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla il ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grupları kurduk. 112, 115 ve 156'ya sizlerden gelen çağrı ve talepleri yerine getirmek için kaymakamlarımızın koordinasyonunda 39 ilçemizdeki Vefa iletişim merkezlerimizle görevli polis, jandarma, belediye, AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımızın ekipleri yoğun bir gayret gösteriyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13'ten bugün sabaha kadar Vefa çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplam 39.614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi.
36.301 vatandaşımızın temel ihtiyaçları ile ilgili talepleri alındı, yerine getirildi. 3.313 vatandaşımızın ise bilgi edinme amaçlı çağrısına cevap verildi. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenen 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50.000 vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Bu amaçla hayırseverlerimizin desteğiyle 300.000 gıda kolisi hazırlıyoruz. Gıda kolilerini pazartesi gününden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Gıda kolileri mobil uygulama Getir tarafından vatandaşlarımıza evlerinde teslim edilecek. Gıda kolilerinin Mega Kent İstanbul'da toplu ulaşımda kullanım tam %83 oranında düştü. Oranı İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıkladı. İstanbul'da toplu taşıma kullanımında büyük oranda azalma yaşandı. Sebebi şüphesiz koronavirüs salgını. Rekor düşüş oranını İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre 3 Mart Salı gününden bugüne kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının kullanımında %83'lük düşüş kaydedildi. İstanbul'da toplu ulaşımı 3 Mart'ta 7.531.386, 10 Mart'ta 7.051.925, 17 Mart'ta 3.387.150 kişi kullandı. Durum böyleyken bu %83 düşüşle 24 Mart'ta 1.263.729 kişiye geriledi. Bu arada özel halk otobüslerinin yakıt ve sürücü giderleri de İBB tarafından karşılanacak. Israrla yapılan evinde kal çağrılarının işe yaradığı anlaşılıyor. Zira İstanbul'da meydanlar ve caddeler bu çağrıların ardından her geçen gün daha da tenhalaşıyor. İstanbul'daki koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılıyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen hala kurallara uymayanlar var. Bunun bir örneğine Bebek ve Arnavutköy sahilinde rastlandı. Koronavirüs nedeniyle her ne kadar balık tutma yasağı getirilse de kimisi bu yasağı umursamadı. Balıkçılar sosyal mesafeye aldırış etmeden balık tuttu. Bunun üzerine Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Ekipler sahillerde yaşanan kalabalığın önüne geçmek için balıkçılara uyarılarda bulundu. Sahilde bulunan az sayıdaki balıkçı da uyarıların ardından sahili terk etti. Mega Kent İstanbul'da dezenfektan çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlar, sokak ve cadde araları, toplu kullanılan her alan ekipler tarafından virüsün yayılımının önüne geçmek için dezenfekte ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da İstanbul-Ankara arasında sefer yapan yüksek hızlı trenleri dezenfekte etmek için çalışma başlattı. Halkalı istasyonunda sefer saatini bekleyen yüksek hızlı trende ekipler titizlik içerisinde dezenfekte çalışması yaptı. Trenlerin içi ilaçlanırken yolcuların temas ettiği her alanda temizlendi. Marmara istasyonlarındaysa termal kameralı önlem alındı. İstasyona giriş ve çıkış yapan yolcuların ve personelin vücut ısıları termal kameralar sayesinde ölçüldü. Evde kal çağrıları ve sosyal hayata yönelik kısıtlamalar nedeniyle İstanbul caddeleri ve meydanlarda her geçen gün daha da tenhalaşıyor. Yerli yabancı tüm turistlerin göz bebeği olan Eminönü Çarşısı bomboş kaldı. Ayrıca Eminönü ile bütünleşen tarihi balıkçı teknelerinin önünde de kimse yok. Otobüs durakları da sessizliğe bürünürken arabalı vapur iskelesi bu boşluktan nasibini alanlardan. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı arasında sefer yapan nostaljik tramvay da boş kaldı. Virüs öncesinde insanların binmekte güçlük çektiği, hatta çocukların kapılarından sarkarak tehlikeli yolculuk yaptığı nostaljik tramvay bugünlerde sadece birkaç yolcuyla sefer yapıyor. Hadi.
Fatih'ten Beşiktaş Beyoğlu tarafına geçmek için Haliç Köprüsü'nü kullanan araçlarsa parmakla sayılıyor. İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Genelge pazar esnafını yakından ilgilendiriyor. Zira semt pazarlarında kıyafet, oyuncak ve çanta satışı geçici bir süreliğine durduruldu. Semt pazarlarına virüs sınırlaması getirildi. Evet esnaf arkadaşlar, ürünleri seçtirmiyoruz. Kendi sağlığımız açısından ürünleri el dokundurtmuyoruz. Türkiye genelinde il, ilçe ve beldelerdeki mahalle semt pazarlarında uyulması gereken kurallar koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre sebze, meyve, tahıl, bakliyat gibi ihtiyaçların karşılandığı pazarda giyim, oyuncak ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda çanta, süs eşyası gibi eşyaların satışı bugün itibarıyla geçici bir süreliğine durduruldu. Seçme yok ablacığım, kesinlikle seçme yok, sağlığımız için zararlıdır. Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak. Pazar satış yerleri en geç saat 19'a kadar faaliyet yürütebilecek. Esnafa dezenfektan desteği verilecek. Hizmetleri kapatmayalım, muhafaza edelim. İçişleri Bakanlığımızın biliyorsunuz. Çin'den yayılan koronavirüs dünyayı sardı. Yarım milyon insana bulaştı. 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Hastalığın bulaştığı kişi sayısında lider olan Amerika, salgının yeni merkezi oldu. Yarım milyon insana bulaştı. 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs kabusu sürüyor. Avrupa'da can kaybı 17 bine yaklaştı. 285 binden fazla da vaka var. İtalya'da ölü sayısı 712 artarak 8 bini aştı. Vaka sayısı da 80.539 oldu. Ülke genelinde bugün tespit edilen 4.492 yeni vaka, son 4 gündür görülen kısmi düşüşün durduğunu ortaya koydu. İtalya'da olumsuz gidişata rağmen koronavirüs tedavisi gören 86 yaşında bir kadın sağlığına kavuştu. 7 haftalık tedavinin ardından taburcu edilen kadın umut oldu. İspanya'da da durum vahim. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4000'i geçti. Vaka sayısı ise bu zamana kadarki günlük en yüksek artış olan 8587 ile toplam 56.000'in üzerine çıktı. Hastalığın bulaştığı kişi sayısı artan Amerika'da salgının yeni merkezi oldu. Amerika 80.179 vaka sayısıyla Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti. Vaka sayısı fazla olan Amerika'da Çin ve İtalya'ya göre daha az ölüm gerçekleşti. İngiltere'de yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 artarak 578'e çıktı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da koronavirüs testi yaptırdı. İngiliz Başbakan'ın testi sonuçlandı. Johnson, COVID-19 testinin pozitif çıktığını, virüsün belirtilerini hafif şekilde hissettiğini belirtti. İngiltere Başbakanı görevine karantinada telekonferans yöntemiyle devam edecek. İçişleri Bakanlığı da salgında mücadele kapsamında polise yeni yetkiler verdi. Buna göre polis sorunlu olmadığı halde evden çıkanları gözaltına alabilecek veya bu kişilere para cezası kesebilecek. Para cezası ilk seferde 60 sterlin yani 465 lira olacak. İkinci ihlalde ceza iki katına çıkacak. Tedbirleri artıran Rusya'da tahliye uçuşları hariç tüm uçuşları durdurdu. Rusya'da vaka sayısı 900'e yaklaştı.
Akrobasi uçakları da farkındalık oluşturmak için Moskova semalarında evde kal çağrısı yaptı. Vaka sayısı 900'e yaklaşan Yunanistan'da da Türklerin yaşadığı Şahin köyü karantinaya alındı. Köyde olağanüstü hal ilan edildi. Amerikalı Newsweek dergisi salgında mücadele konusunda İslamiyet'i örnek gösterdi. Dergi, Peygamberimizin salgın hastalıklar, temizlik, karantina ve salgında mücadele tavsiyelerinin yer aldığı hadisleriyle ilgili bir yazı yayımladı. Dünya basını binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü salgınına karşı insanlara en doğru tavsiyeleri vermeye çalışırken Amerikalı Newsweek dergisi hadisleri örnek gösterdi. Dergi koronavirüsle mücadelede doktor ve uzmanların hijyen ve karantina tavsiyeleri verdiğine dikkat çekerek 1400 yıl önce Peygamber Efendimizin de salgınla ilgili hijyen ve karantina tavsiyesinde bulunduğunu yazdı. Bir yerde veba salgını çıktığını duyarsanız oraya gitmeyin. Bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız hadisinin yer verildiği yazıda aynı zamanda bulaşıcı hastalığı olanlar, sağlıklı olanlardan uzak tutulmalıdır sözleri yer aldı. Hadis-i şeriflerin insanları enfeksiyondan koruyacak hijyenik uygulamalara teşvik ettiği belirtilen yazıda, temizlik imandan gelir, uyandıktan sonra ellerinizi yıkayın, uyurken ellerinizin nereye hareket ettiğini bilmiyorsunuz, yemekten önce ve sonra ellerinizi yıkayınız emirlerine de yer verildi. Efendimizin hastalıklara karşı insanlara tıbbi tedavi ve ilaç almayı önerdiği ifade edilen yazıda, insanlar tedavi olunuz çünkü Allah şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır hadisi örnek verildi. Vefalı eller 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için seferber olmuş durumda. Tüm Türkiye'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canla başla çalışıyor. Şöyle sayın hocam. Belediyemizin ihtiyacı kolonya. Şöyle. Evet. Şu da belediyemizin kolonya ikramı. Sultangazi Belediyesi'nin kolonya ikramı. Afiyet olsun. İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstüyle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrası ekipler bu vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek için seferber olmuş durumda. Bilmiyorum ki yani nasıl olacak bu sokağa çıkma çok zor. Ekmek almam lazım. Halk ekmekten ekmek alıyorum. Evet. Kimsem yok. Hanım da gitti. Şeye gitti, çocuğumun evine gitti, o da gelemiyor. Oradan olarak dikkat edelim, ben ekiplere bildireceğim, sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. İstanbul'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezi'ni arayan 28.371 vatandaşın çağrısı cevaplandırılırken 25.364 vatandaşın ihtiyacı giderildi. 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yapılan başvurular 39 ilçedeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirildi. Ekiplerin canlı başla çalışması vatandaşları duygulandırıyor. Şimdi onu okuyoruz, dışarı çıkmıyoruz, ellerimizi devamlı sabunluyoruz. Evet, evet. Maskemiz var, el hijyenimiz var. Şöyle özür. Van'da da ekipler sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlar için 7 gün 24 saat çalışıyor. Ekipler vatandaşların sadece sıcak yemek, gıda taleplerini değil, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor. Yemekleri tadınız, yemeklerden memnun musunuz? Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim, çok geçmiş olsun. Sağ olun. Yalnız süt, yoğurtluk süt olacak, yani. Ev sütü yani. Tamam. Vefalı eller dört bir yandaki talepleri anında karşılayarak yaşlı vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu balayı da dafesi başında. Amin, amin. Çok güzel bıraktılar. Ben razıyım. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Dersi devlete bilir inşallah. Ama bugün
Siz bile geldiniz, beni memnun ettiniz. Allah sizi memnun etsin inşallah. Dua, Cenab-ı Allah daf etsin o hastalığı cümlemize, bütün Türkiye'mize, bütün Müslüman olabilenize daf etsin. Şehir hastaneleri salgınla birlikte sağlık sisteminin can simidi haline geldi. 1500 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi açılış için gün sayarken Kocaeli Şehir Hastanesi'nin de %75'i tamamlandı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde tüm hastaneler teyakkuza geçerken açılışı henüz yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesi de tüm olanaklarıyla salgınla mücadeleye hazır. Biliyorsunuz Erzurum bir bölge merkezi. Biz bununla da gurur duyuyoruz ve şehir hastanemiz 1500 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en modern tıbbi açıdan, sağlık hizmetleri açısından Türkiye'nin en iyi hastanelerinden bir tanesi. Aslında açılmaya hazır, yani inşaat olarak da bitti diyebiliriz. Yapımı tamamlanan ancak açılışı henüz yapılmayan 400 bin metrekare kapalı alana sahip Erzurum Şehir Hastanesi 1500 yatağı, 270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle başta koronavirüs olmak üzere her türlü salgınla mücadelede yeterli kapasiteyle teyakkuz halinde bekliyor. Burada eğer İran'dan yaşayan Türk vatandaşları gelirse şehir hastanesi de biraz daha izole bir yer. Diğer hastalarımızla aynı girişi olmayan farklı girişte olup ondan sonra her türlü sağlık tedbiri alınarak burada müşahede altında tutulacaklar. Ona göre de karar verilecek. Virüsüyle ilgili hiçbir pozitif vaka bulunmamaktadır. Bunu da özellikle belirtmek isterim. 700 milyon liraya mal olan 1500 yataklı şehir hastanesi tam donanımıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de ilk defa 4500 metrekare olan hilal formatındaki çatısı ise görenleri ihtişamıyla etkiliyor. Kocaeli'nde de 350 milyon euroluk yatırımla 368 bin metrekarelik alanda inşa edilen Kocaeli Şehir Hastanesi'nde de çalışmalar %75 oranında tamamlandı. 1180 yataklı hastanede günde 15 binden fazla hastaya hizmet verilecek. Farklı hizmetlerin yüksek teknolojik cihazlarla sunulacağı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde toplam 4788 kişinin çalışması planlanıyor. Yol yapım çalışmalarının da bir yıl içinde tamamlanması beklenirken hastaneye ulaşım Akçaray tramvay hattıyla da sağlanabilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli atama bekleyen gençlere müjde verdi. Merakla beklenen 2153 kadroya atamalar 15 ve 22 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleriyle video konferans aracılığıyla bir toplantı yaptı. Pakdemirli toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı'na daha önce alınacağı belirtilen 2153 kadroya ilişkin atamanın hangi tarihlerde yapılacağını açıkladı. Bakanlığımıza alınacak personel alım duyurusunu daha önce açıklamıştık. Atamayı bekleyen adaylarımız merakla başvuru tarihini beklemektedir. İşte bugün adaylarımıza bu güzel haberi vermek istiyorum. 2153 kadro için başvurular 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacaktır. 2153 kadronun branş dağılımı da şu şekilde olacaktır. 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ve 189 ziraat teknikeri. Teşkilatımıza bu yeni katacağımız arkadaşların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tokat'ta koronavirüsü şüphesiyle gözlem altında tutulduğu hastaneden izinsiz ayrılan yaşlı adam polis ekipleri tarafından evinde bulundu. Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde tedavi gören 74 yaşındaki şahıs sabah saatlerinde hastaneden izinsiz ayrıldı.
Hastanın yakınlarına ulaşan hastane yönetimi yaşlı adamın sabah saatlerinde evine gittiğini öğrendi. Sağlık ekipleri polis nezaretinde yaşlı adamı evinden almak için harekete geçti. Polisler de bu esnada koronavirüse karşı tulum giyerek maske ve eldiven taktı. Şehir merkezindeki bir apartmanın 3. katındaki evinden alınan adam ambulansa konulup hastaneye götürüldü. Ceza görüyordum cezada. Kalp hastası yaşlı adamın koronavirüs testi sonuçları bekleniyor. Şimdi ekranlarınızda bir yanlış anlaşılmanın hikayesini getireceğiz. Sanıyorum bu en güzel yanlış anlaşılmadır. Çünkü koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Emine teyze kuzuları için yem istedi. Ekipler ise kuzuları karıştırdı. Dün şu kızın mıydın? Evet. O kuzularına yem istedi. Ekipler ise torunlarından bahsettiğini sandı ve gıda kolilerini yüklendi, düştü yola. Müsait değiliz. Ama ortada tamamen bir yanlış anlaşılma vardı. Çünkü yaşlı kadın gerçekten kuzularından bahsediyordu. Yürek ısıtan olay Afyon Karahisar'da yaşandı. Kentte iki kuzusuyla birlikte yaşayan 72 yaşındaki Emine Kılıç Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre evinden çıkamadı. Tabii bu sırada kuzularının yemi bitti. Emine teyze de kuzuları için 112'den destek istedi. Bir çağrı merkezinden dedi, ne istiyorsun dedi. Ben de kuzularıma yem istiyorum dedim. Keşke bir tane de hamzık da yedim. Ancak 112 çağrı ekipleri tarafından Emine teyzenin yardım talep ettiği kuzuları torunları zannedildi. Ve ekipler yaşlı kadının evine gıda kolisi götürdü. Emine teyze ise gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Ondan sonra bana yemler geldi. Ben yem istediydim. Canım sizden dedim. Tabii bu durum karşısında ekipler de şaşkınlık yaşadı. Biz koliyi aldık tabii. Geldik kapıya. Elimde koli. Teyze kapıyı açtı. Teyze işte koliyi görünce şaşırdı zaten. Dedi ki ben koli istemedim. Benim kuzularım aç. Ben elimde koli böyle kaldım. Sonra işte kuzular deyince ben sandım ki torunları var herhalde evde. Çünkü ev hani ortamı bir köyde değil. Arkasından yukarıya çıkınca ben kuzular hani torun bekliyorum. Kuzuları görünce şoka girdim. Elimde kutu. Sonra Emine teyze ihtiyacı olmasına rağmen gıda kolilerini de kabul etmek istemedi. Kuzularıma yem istedim ben. Almayın dedim. İhtiyacı olanlara verin. Ben bunu istemedim dedim. Olsun dediler teyze dediler. Çıkardı baktılar kuzulara. Benim yemim yok dedim. Ondan sonra da İkindine doğru bir kapı çalındı, zil çalındı. İki tane oğlan ömrünü versin yaratan inşallah. Bak hele yarım çuval yemi. Gittiler, oh dedim ben yiyecek istemiyorum. Ben bahçeden ilibada da koparı yerin, her şeyim ma dedim. Daha sonra ekipler gıda kolisini bırakarak evden ayrıldı. Ve bir süre sonra temin ettikleri yemi yaşlı kadına teslim etti. Teyzemiz gerçekten aslında ihtiyaç sahibi bir aile. Ama dediğim gibi Anadolu insanının güzelliği teyze kızların yardımlarını kabul etmiyor. Benden daha fazla ihtiyaç sahibi insanlar olabilir diyerekten bunu geri çeviriyor. Ben sadece yem istediğini söylüyor. Daha sonra yine valiliğimizde oluşturulan birimler çerçevesinde teyzemizin yeme ihtiyacını da karşılandı. Afyonkarahisar'da yaşadığımız güzel bir olay. Anadolu insanlarının güzelliği. Yaşanan bu olay hem yürekleri ısıttı hem de gülümsetti. Soğukhan gel. Soğukhan. Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanat bahçesinden canlı yayın uygulamasıyla evde kalan binlerce çocuk hayvanları izleme imkanı buldu. Başka ne var? Kuşu, zebra, bir de zürafa. Zürafayı ben göremiyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapatan Bursa Hayvanat Bahçesi, belli noktalara yerleştirilen kameralarla canlı olarak evlere taşındı.
Eğitimin evde devam etmesi kararından sonra binlerce çocuğun evlerinde keyifli vakit geçirmeleri için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa Hayvanat Bahçesi'nden anlık ve kesintisiz canlı yayınları internet üzerinden çocukların izlemesini sağlıyor. Çocuklarımız bir taraftan derslerine devam ederken bir taraftan onların gönüllerince vakit geçirmesi için de türlü türlü atraksiyonlar, türlü türlü uygulamaları hayata geçiriyoruz. İşte onlarla alakalı tiyatroyu bizatihi ayaklarına getirdik. Sanal ortamda tiyatro da izleyebilirler. Hakeza Hayvanat Bahçesi'nin farklı noktalarından dün itibariyle canlı yayınlara başladık. Ben tabii istiyorum ki bir an evvel biz bu sıkıntıyı aşalım ve bir an evvel çocuklarımız yine Hayvanat Bahçesi'ndeki o yüzlerce çeşit hayvanımızla, yüzlerce çeşit canlıyla bir araya gelsinler. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, sıkıntıyı milletçe aşacağımızı söyledi. Biz yeter ki kişisel anlamda herkes, her bir vatandaşımız kendi kişisel hijyenine dikkat etsin. Bu manada inşallah sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde bu süreci hep birlikte atlatacağız. Öte yandan şehirdeki güvenliğin tam olarak sağlanması anlamında kamera ağını her geçen gün genişleten Büyükşehir Belediyesi, 28'i turistik bölgeler olmak üzere toplam 107 kamerayla Bursa'yı görüntülüyor. Hayvanat Bahçesi'nin canlı görüntülerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin internet adresinden ulaşılabiliyor. Kimdim ağacı? Şimdi de 10 yıl önce bugüne gidelim. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanmış hep birlikte göz atalım. Doğu Akdeniz'in en büyük yat limanının temeli Mersin'de atıldı. 220 dönümlük alan üzerine yapılacak olan 1000 yat kapasiteli limanın temel atma törenine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu eczacılar için Kare Kod isimli yeni bir uygulama başlatıyor. SGK 15 Mayıs 2010 tarihinden itibaren kare kodsuz ilaç satan eczanelerin parasını ödemeyecek. Türkiye'ye gönderen veya Türkiye'ye resmi olarak ithal edilen hep ilacın huzuna bir kimlik numarası veriyor. Tıpkı bizim nüfus cüzdanlarımızda olduğu gibi. Hep kodun üzerinde bir kimlik numarası veriyor. Ve bu kimlik numarasının bir de bizim bakanlığımızda küçük kaydı olacak. İlaç üretildiği anda bir kutuya işlenecek, bir de bizim kutuya işlenecek. Ve ilaç deposuna aktarıldığında ilaç deposu o kaydı okutacak ve bizim kutuya kayıt olup olmadığını anlayacak. Eğer kayıtlı değilse onu satamayacak. Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında Adnan Polat tekrar başkan seçildi. Bugün bu genel kurulda, bu seçim genel kurulunda verilen emeğe, gösterilen centilmenliğe, Galatasaraylık duruşuna için hepinize candan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kemanı ağlatan adam olarak adlandırılan ünlü keman ustası Farid Farcat, Dicle Üniversitesi'nde konser verdi. Konser öncesi tansiyonu yükselen Farcat'ın eşi ise hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Ülke Ocakları sonsuza kadar Var Ol Türkiye gecesi düzenledi. Geceye katılan CHP'li Sındırgı Belediye Başkanı Çırpınır'dı. Karadeniz türküsünü söyledi. Noktalıyoruz. Yayınımız önce ekonomi, ardından spor turuyla devam edecek. Her daim güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.
Gübretaş'ın özel geliştirdiği magnezyum ve kükürt katkılı 13-18-15 yumrulu bitkileri mükemmel besler. Şeker pancarında bol verim, ekstra polar elde etmek, raf ömrü uzun, pazar değeri yüksek patates yetiştirmek artık çok kolay. 13-18-15 dengeli taban gübresi. Bereketli hasat için Gübretaş. Bellona'da erken fırsat dönemi başladı. Şimdi Bellona'lar Vestel, LED TV veya Dijitürk hediyeli. Mobilyada %10 KDV oranında indirim. Ekim 2019 fiyatları ve Akses özel avantajlarla. Hadi herkes Bellona'ya. Zengin içerikli taban gübresi Gübretaş. 13-24-12. Mısır bitkisinin ihtiyaç duyduğu başlangıç azotuyla fosfor ve potasyumun tamamını içerir. İlave olarak kükürt, çinko ve demir bitki besin maddeleriyle takviye edilmiştir. Dolgun koçanlı ve yüksek randımanlı mısır hasadı sağlar. 13-24-12 bereketli hasat için Gübretaş. Şahin. Ben Şef Aydın Demir. Defne Ertan Tüysüzoğlu. Ben Saylan Kümeli. Adım Cüneyt Asan. Merhaba, ben Eyüp Kemal Sevinç. Nilhan Osmanoğlu, vatansever. Ben Emre Karaca. İlk Nur Melis Turası. Ben Ceylin Atay. Ben Adnan Şahin. Türkiye'yi il il gezdim. Yaklaşık 36 yıldan beri Türk mutfağı yapıyorum. Restoran işletmeciliğine 20 yıl önce başladım. Bir diyet uzmanı gözüyle anlatacağım. Dünyada neler olabiliyor, Türkiye'de neler olabiliyor. En lezzetli, en güzel araştırılması yapılmış. Osmanlı Saray Mutfağı hakkında bilgiler vereceğim. Gastro Türkiye'de bu reçeteleri en gerçek haliyle sizlerle paylaşacağım. Gastro Türkiye bundan sonra mutfak adına her şeyin rehberi olacak. Sunar, lezzeti sunar. Türkiye'nin ilk üstün lezzet ödüllü mısır yağı ve ayçiçek yağı. Marifeti lezzetinde sunar yağı. Kolay mı? Tam 50 yıl. Aşkla bağlanmasak olur muydu hiç? Yağmur, tipi, boran sabahlarını. Kor ateşlerini bile çok sevdik biz. Sevdamız oldun Türkiye. Al bayrağın gölgesinde, her bir ferdinle, erenlerimizin de, tarihinle, kültürünle. Kalpten kalbe giden bir bağ kurduk biz. Her gün çarpan o kalbi dinleriz dikkatle. Sesi oluruz milyonların cesaretle, özgürce. Bir yüzü daha güldürüp elemleri silince, geleceğe umutla yollar açarız biz. Adı yüreğimize kazılı sevdamız uğruna, gamına, derdine, huzur vermek adına, hakikatin peşinde revan olduk yoluna. Biz Türkiye olduk, Türkiye biz. Türkiye'm, benim yârim. Yarım asırdır her günü aydınlatan güneşim. İyi ki varsın. Türkiye Gazetesi. Türkiye benim aşkım. 50 yıldır. Huzur, tabiat, eğlence, dört mevsim tatil. Deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece bir saat mesafedeki eviniz İhlas Armutlu Tatil Köyü. Bay bayan ayrı havuzlar, kür merkezleri,
her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri, aqua park, çocuk oyun alanları ve bayanlara özel plaj. Şifa dolu bir tatil ve daha fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 444-8-241. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr. Metro Enerjisi spor haberlerini sunar. Galatasaray Kulübü'nde bir kişide daha koronavirüs tespit edildi. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Günay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in geleceği hakkında yapılan spekülasyonların yanlış olduğunu söyledi. Özdemir, "Biz kimseyle bu konularda bir şey konuşmuyoruz. Bizim temennimiz ligin oynanıp tamamlanması. Hele 2 Nisan'ı bir görelim. Ondan sonra yeni bir değerlendirme yaparız. Bu sadece bizim vereceğimiz bir karar değil. Bilim kurulunun tavsiyelerine göre oturup yeni bir yol haritası belirleriz. Şu anda olmayan ihtimaller üzerine polemik üretip bunun üzerinde toplumu gelecek değerlendirmeler yapmak yersiz olur" şeklinde konuştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçları ara verilirken takımlar antrenmanlarını telekonferans yöntemiyle sürdürüyor. Fenerbahçeli futbolcular da çalışmalarına online devam ediyor. Futbolcular teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor. Öncelikle herkese sağlıklı günler dilerim. Dünya ve ülkemiz ne yazık ki hepimizin bildiği gibi zorlu bir dönemden geçiyor. Fenerbahçe futbol takımının kaptanı Emre Belezoğlu yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında evde kal çağrısına destek verdi. Evimde uygulamaya çalışıyorum. Sizlerden de ricam evlerinizde kalın. Zorunlu haller dışında evinizi terk etmeyin. Eğer evinizden çıkmanız gerekiyorsa da... Sarı Lacivert'e kulüpten paylaşılan videoda Emre Belezoğlu'yla amatör branşlardaki sporcular vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu. Sen de kendin ve sevdiklerin için evde kal. Antalya sporlu futbolcular koronavirüs tehdidi nedeniyle ligi ara verilmesine rağmen çalışmalarını aksatmıyor. Kırmızı beyazlılar telekonferans yöntemiyle hazırlıklarını evde sürdürüyor. Futbolcular kendilerine teknik ekip tarafından verilen özel programları her gün uygularken iki günde bir gerçekleştirilen telekonferansla bir araya gelerek hem takım olgusunu yaşamaya devam ediyor hem de eş zamanlı olarak teknik ekip tarafından son durumları takip altında tutuluyor. Futbolcular antrenmana Sakarya, Brezilya, Çanakkale, İzmir, İstanbul ve Bursa'dan katıldı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Evde kal Gaziantep, evde kal Türkiye. Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları ve teknik direktör Marius Sumudika yayınladıkları videolarla Gaziantep'lilere ve tüm Türkiye'ye evde kalın çağrısı yaptı. Hello, estimated Turkish people. We are experiencing difficult time. Teknik direktör Sumudika, lütfen evde kalın demek istiyorum. Bu herkesin sağlığı için çok önemli. Bu virüsü hep birlikte yeneceğiz.
Allah Türk vatandaşlarını korusun ifadelerini kullandı. God bless and respect to you, the citizen of... Metro Enerjisi spor haberlerini sundu. Zengin içerikli taban gübresi Gübretaş 13-24-12. Mısır bitkisinin ihtiyaç duyduğu başlangıç azotuyla fosfor ve potasyumun tamamını içerir. İlave olarak kükürt, çinko ve demir bitki besin maddeleriyle takviye edilmiştir. Dolgun koçanlı ve yüksek randımanlı mısır hasadı sağlar. 13-24-12. Bereketli hasat için Gübretaş. Gübretaş'ın özel geliştirdiği magnezyum ve kükürt katkılı 13-18-15 yumrulu bitkileri mükemmel besler. Şeker pancarında bol verim, ekstra polar elde etmek, raf ömrü uzun, pazar değeri yüksek patates yetiştirmek artık çok kolay. 13-18-15 dengeli taban gübresi. Bereketli hasat için Gübretaş. Şimdi İstanbul'da ev almanın tam vakti. Marmara Evleri birden aldılar, kazandılar. Marmara Evleri 2-3 derken gelen yaşadı, alan kazandı. Ve şimdi Marmara Evleri ayrıcalığı dördüncüsüyle karşınızda. Kaliteyi konforla buluşturan 2+1'den 4+1'e daire modelleriyle Marmara Evleri 4 sizi bekliyor. Gelin Marmara Evleri 4 kazancınız, Türkiye geleceğiniz olsun. Marmara Evleri 4, İhlas Yapı Güvencesiyle. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr.
Emirdağ Bolvadin yolunun 18 ve 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Lapseki yolunun 23 ve 26. kilometreleri arasında otoyol üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde servis yolundan sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.